pek çok kullanılmayan, çok da vurgulanmamış bir konu üzerinde bir miktar konuşalım istedim. Eyvan Bey'imiz olacak mı? Yani moderatörümüz. Ben varım, buradayım. Eyvallah. Kitabımı da okudum. Hocam kusura Eyvallah. bakmayın. Ben spordaydım, biraz geciktim. Ondan ötürü bu akşamlık beni mazur görün lütfen. Eyvallah hocam. Tamam, ceza keseriz ama mazur gördük. Tamam. Tamam. Önce Evet. sizi neyse. Evet, şimdi karakterlerin değişimi ve akıbeti denince buradaki tabii anahtar kelime değişim. Yani bunu da özel olarak bir düşündüğüm bir şey de değildi aslında ama değişim kavramını Ömer Seyfettin üzerine, onun karakterleri üzerine de biraz yansıtalım istedim. Şimdi önce değişim tabii bir felsefi bir kavram. Öncelikle eski Yunan'da Heraklit, değişimin en önemli temsilcisi diye kabul edilen filozoftur. Onun bu konudaki meşhur sözü de işte aynı ırmakta iki kere yıkanılmaz. Yani o ırmak aynı ırmak değildir, zaman aynı zaman değildir, kişi aynı kişi değildir. Yani her şey değişmiştir tarzında bir bakış açısı ortaya koyar. Bunun tam zıttına da Parmenit ve Zenon, Eleyalı Zenon diye bilinen birisi ise tam zıt bir bakış açısı ortaya koyar. Onlar da der ki hayatta değişim diye bir şey yoktur. Hiçbir şekilde hareket yoktur. Her şey sabittir, her şey tektir. Tam zıttı bir ters bir var. Bu şekilde bir felsefi bakış açısı koyarlar ve onlar da bunu hatta bir matematik prensibiyle ispatlamaya çalışırlar bu şekilde. Değişim aynı zamanda bir sosyolojik kavramdır. Yani sosyolojik şöyle, özellikle son 200 yıldaki endüstri devriminden sonraki büyük değişimlerin sosyolojinin temel konusu olması ve sosyolojik bir bakış açısı gerektirmesi, öncesi ve sonrası karşılaştırmalarıyla bu açıdan bir aynı zamanda sosyolojik tarafı vardır. Değişim aynı zamanda bir tarihi kavramdır. Yani mesela tarihte işte devletlerin kurulması, gelişmesi, büyümesi, sonra tekrar bunların yok olması, küçülmesi, bütün bunların analizi bir nevi tarih felsefesiyle alakalı bir kavramdır. Bu şekilde bakınca aslında bu çok yönlü kavramı bir de acaba biz Ömer Seyfettin hikayelerinde aramaya kalksak ne görebiliriz, ne bulabiliriz diye bir analiz yapalım arzusundayım. Şimdi aynı zamanda tabii değişim aynı zamanda bir İslami de bir kavramdır. Daha doğrusu daraltmayalım, dini de bir kavramdır. Çünkü baktığımızda dünyanın yaratılışını sonra kavimlere kavim peygamberlerinin gönderilişini, düzelme, işte bozulma, düzelme, tekrar bozulma, yeni peygamber gelişi gibi bu süreçleri, sonra arkasından bir ahir zaman peygamberi olarak peygamberimizin gelişini ve düşündüğümüz zaman peygamberimizin geldikten sonraki duruma kadar yani peygamberimiz gelene kadar olan dinin, İslam'ın modeliyle geldikten sonraki farklıdır birbirinden. Yani önce peygamberimize kadar gelen bütün peygamberler kavim peygamberi olarak gelir. Ama peygamberimiz geldikten sonra yeni peygamber de gelmeyeceği için artık bundan sonra o zaman şöyle mi diyelim? Yani önceden bir sarkaç ritmi vardı. Yani bozulma, düzelmelerle olan bir sarkaç ritmi vardı. Ama peygamberimiz geldi. Bu değişim kesildi. Böyle mi diyelim? Hayır, kesilmedi. Neden? Çünkü elimizde peygamberimizin mucize olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim var. Bundan sonra da Kur'an-ı Kerim'in ahkamı değişmeyecek ama insanların bundan anladıkları, yorumladıkları şeyler değişecek. Yani değişimin niteliği değişti sadece. O zaman da böyle bir bundan sonraki döneminde böyle bir kuralı var. Aynı zamanda bir dini bir kavram. Edebi olarak da düşündüğümüzde değişim edebiyatta nerelerde duruyor? Karakterlerin değişimini şimdi edebiyatta eğer biraz sorgulayacak gibi olursak mesela kabaca baktığımızda daha çok romantik yazarlarda yani işte Victor Hugo gibi ya da Aytmatov gibi romantik yazarlarda karakterlerin, olayların çünkü bunların bir tezi var. Yani bunlar belirli bir ortaya bir tez koymak durumundalar. Karakterlerin
değişimler gösterdiğini fark ediyoruz. Yani mesela ilk aklıma şimdi Akdeve geliyor. Akdeve'de özür diliyorum, Akdeve diyorum. Akgemi geliyor. Aytmatov'un Akgemisi. Mesela Beyaz Akgemi'de bir tez ortaya koyuyor yazar. Yani bir Akgemi tezi ortaya koyuyor. Akgemi mi, Beyaz Gemi? Beyaz Gemi. Yani ki ya romanın orijinali Akkeme aslında. Akgemi de. Öyle mi? Şey, Beyaz Gemi diye çevrilmiş. Ondan hep aklım oraya gidiyor. Şimdi Beyaz Gemi'de bir tez ortaya koymaya çalışıyor. İyilik, kötülük çatışması, komünizm eleştirisi gibi. Orada bir Mümin Dede karakteri var mesela. Mümin Dede'nin romanın başındaki anlattıkları tavrıyla en son bitişindeki tavrı farklı. Yani hatta bunun realist olmadığını bile, yani gerçekçi olmadığını bile söyleyebiliriz. Ama bu romantik bakış açısından baktığımızda o karakterin, yani romanın başıyla sonu arasında. Çünkü maksat orada Mümin Dede karakterini yaratmak, Mümin Dede karakterini edebiyata yansıtmak değil. Orada Aytmatov'un niyeti, bir kurgusu var, bir bakış açısı var. Bu bakış açısı içerisinde de aynı şekilde orada eğer Mümin Dede'nin işte oradaki o Maralana'yı vurması, yani tüfekle vurup öldürmesi gerekiyorsa bunu yaptırıyor özetle. Yani hani bu tarzda gösterebileceğimiz bir mantık var. Mesela gene karakterlerin değişimi noktasına realist bir yazardan örnek verirsek de Tarık Buğra'nın, aklıma tesadüfi söylüyorum, yani arkadaş katkıda, değişik katkılarda da bulunabilir arkadaşlar. Tarık Buğra'da mesela İstanbullu Hoca'nın davranışını düşünün Küçük Ağa'da. Başlangıçta önce padişah yanlısı, ölümüne düşünüyor, kendini adamış, yani her şeyden emin ama sonra bir değişim geçiriyor. Buna değişimle dönüşüm arasında aslında bir fark da koymak lazım diye de düşünüyorum. Değişimde aslında bir şeyin kalkıp, ortadan kalkıp yerine başka bir şeyin konması kabaca. Dönüşümde ise aynı şeyin küçük değişikliklerle devam etmesi. Yani bir tadilat bir nevi. Burada aslında İstanbullu Hoca'nın, Küçük Ağa'nın yani geçirdiği şey tam bir değişim. Yani padişah yanlısı, kuvvacıları düşman gören ve ölümüne bu tarzda şeyler söyleyen bir din adamından birinci kademede, ikinci kademede ise tam anlamıyla bir kuvvacı, kuvvayı milliyeci ve çetereisi, vatanın müdafası için işte bu tür şeyleri yapan bambaşka bir adama dönüşüyor. Bu bir değişim. Yani dönüşüm değil, bu bir değişim. Bunun gibi buralarda da bu tür gelişmelerin olduğunu da görebiliyoruz. Eğer Ömer Seyfettin'de değişim, karakterlerinde değişim ne şekilde var dersek de şöyle bir kabaca bir şöyle bir hikayelerimizin ekseninden de sapmayacağım ama önce bir genel bir giriş yapalım. Hikayelere, bu seçtiğimiz 5 hikayeye daha sonra tekrar dönelim. Bir fotoğrafımız olacaktı. Onu hikayelerin gruplandırılması diye 2-3 numaralı olsa gerek. Mehmet Kalabalık'tan onu rica edelim. Evet, bu evet Ömer Seyfettin hikayelerinin gruplandırılması bu. Şimdi burada bunlar, ben ilk aklıma gelenleri kabaca yaptım. 80 civarında hikaye var. Aslında yarısı bunlar, bir bu kadar daha var. Ama bunların büyük bir çoğunluğu dışarıda kalan hikayeler. En çok bilinenler bunlar. Dışarıda kalanlar daha çok o ilk dönem hikayeleri. Yani 1911'de o genç kalemlerdeki Yeni Lisan makalesini çıkarıp durana kadar olan hikayeleri gerek edebi açıdan, gerek fikri açıdan biraz daha ön hazırlık denilebilecek türde hikayeler. İşte sadece bir ilk namaz gibi özel bir hikayesi var. Çok önemli, güzel bir hikayesi var. Onun dışındakilerin büyük bir çoğunluğu zayıf hikayeler, öyle diyeyim yani. Hatta içlerinde hep söylüyoruz işte, müstehcen hikayeler de var. Dolayısıyla Ömer Seyfettin'in hikayeleriyle kendisi arasında, kendi hayatı arasında değişim noktasında bir bakış açısı, bir bağlantı kurmaya çalışırsak da herhalde bu konuda da en uygun yazar diye de düşünüyorum. Yani en uygun nesil onun nesli, yani farklı değişimleri görmek, incelemek açısından ve en uygun yazar da herhalde Ömer Seyfettin. Yani mesela 84 doğumlu, işte babası emekli asker, babası asker, yani Dağıstanlı bir Türk. Kendisi de askeri okula gidiyor. Edirne Askeri İdadesi'ni bitiriyor. Sonra oradan teğmen olarak
göreve başlıyor. 19 yaşındayken 1903'te. Önce İzmir'de görev yapıyor. İzmir'in o sıradaki entelektüel ortamına giriyor. Orada bir entelektüel Yakup Kadri ile, Baha Tevfik ile, Türkçü Necip ile, bu tür kişilerle tanışıyor. Dil öğreniyor. Yani daha önceden askeri okulda tabii ki bir Fransızca altyapısı var ama dil öğreniyor. Baha Tevfik etkisiyle aslında o bir nevi şeye de dönüyor. Baha Tevfik etkisiyle bir nevi pozitivist bir aydına dönüşüyor bakın. Yani pozitivist, sosyal darwinist, hatta inanç noktası bile sorgulanacak kadar böyle bir aydına dönüşüyor. Bunları söylemek lazım. Sonra Ziya Gökalp'le tanışıyor ve Selanik'e gelip Genç Kalemler Dergisi'nin 1911'de askerlikten istifa ederek başına geçiyor. 1911'den sonra Yeni Lisan makalesini yazıyor ve ondan sonra o ikinci kademesi başlıyor. Ömer Seyfettin'in ikinci Ömer Seyfettin başlıyor. Bu ikincinin birinciyle neredeyse bağlantısı ya da bakış açısı açısından, yazdıkları, kurguladıkları açısından hakikaten zayıf. Yani aynı kişi değil dersiniz. Yani bu tarzda bir dönüşüm oluyor. Ve 1918'e kadar bu süreç devam ediyor. İttihatçılarla o sırada iç içe, yani ittihatçılardan bizzat bir şey bekleyen, bir şey isteyen değil ama sonuçta onu hani konuşmuştuk geçen hafta. Ama daha çok da yani kenarda duran, herhangi bir akçalı hiçbir işe, gayri ahlaki hiçbir işe bu manada bulaşmayan, dürüst kalan, Ziya Gökalp'le beraber dürüst kalan ama sonuçta ittihatçı mantığından, projesinden, onların uygulamalarını da savunan bu tarzda bir bakış açısı var. Ama Mondros'tan sonra biraz daha işte o benim kanaatime göre yükselen şekerin de etkisiyle Mondros'tan sonra ise başka bir tekrar kişiliğe bürünüyor. Yani o dönemde, ittihatçıların döneminde yapılan hataları bu sefer vurgulayan, yani bunları ön plana çıkaran, edebiyatına, diline, bakış açısına resmen bu tarzda bir bakış açısının hakim olduğu bir başka yazara dönüşüyor. Yani baktığımızda aslında üç ayrı karakterin onun hayatında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani başlangıçta öncelikle edebiyata ilk girişten itibaren Baha Tevfik'le özellikle tanışmasından sonra pozitivist, sosyal darwinist bu tarzda olan, arkasından milliyetçi, ülkücü, ittihatçı, yani devlet menfaatini her şeyin üstünde tutan, tarihe kaçan, tarihte bir takım kahramanlar, karakterler üretmeye çalışan bir, o bildiğimiz, bizim bildiğimiz Ömer Seyfettin aslında sadece bu zaten. Ve ondan sonra da tekrar geriye dönüp tam tersi bu öfkelenerek, yani öfkeyle de burada bir satış falan söz konusu değil. Yani çünkü kendisi sürekli dürüst kaldığı için, yani ve de bu Ziya Gökalp için de geçerli, hep söylüyorum. Bu üçüncü bir şey var burada, karakter var. Bakın üç ayrı, yani burada bunlar dönüşüm değil, bunlar hakikaten değişim. Yani resmen üç ayrı hayat var. Şimdi bu hep konuşuyoruz, aslında sadece Ömer Seyfettin Bey'e has değil, o dönem aydınında, o dönemin neslinde bu yaygın olarak gördüğümüz bir karşılık. İstanbullu Hoca, az önceki Tarık Buğra'nın o realist romanından da karşılaştırma yaparsak, aynı dönem, yani anlattığı dönemler, aynı anlattığı olaylar, aynı olaylar. Yani o sırada memlekette bir kafa karışıklığı var, devlet elden gidiyor ama buna karşı çözüm üretmek lazım, bir takım çareler. Yani hiç kimse orada edebiyat yapmak için Osmanlıcı olmuyor ya da dini şeyinden dolayı sadece İslamcı olmuyor ya da sadece işte batıcı olduğu için, yani bu batıcılar için bile geçerli. Bunlar batının uşakları olduğu için batıcı olmuyor. Ya da Türkçüler işte biz faşist oldukları için Türkçü olmuyor. Hepsinin derdi devleti kurtarmak. Hepsinin derdi probleme, yani o gözlerinin önünde yıkılıp giden, yok olan devlete hangi yolla? Ama burada da müthiş kafa karışıklıkları da var. Ya da ortaya konulan bir proje var, varsayalım. Tamam, çok güzel ama siyasi olaylar o projeyi tam tersine ortadan kaldırıyor. İşte o zaman da ne oluyor haliyle? Örnek söyleyeyim, hani biraz somutlaştırırsak. Mesela
ikinci meşrutiyetin ilanıyla beraber 1908'de bir anda acaba bir Osmanlıcılık, yani Tanzimat'ta denilen Osmanlıcılık, Osmanlı vatandaşlığı tutar mı diye düşünüyor İttihatçılar. Yani hani Osmanlı vatandaşlığının temel mantığı da şu, yani ya Türk de olsa, Arap, Arnavut, Rum, Ermeni, Yahudi fark etmez. Osmanlı vatandaşı olan herkes eşittir. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının aslında genişletilmiş bir versiyonudur yani. Bunu yapmaya kalkıyorlar. Tamam, güzel. Ama hemen Bulgarlar ayrılınca, özellikle Bulgaristan, bağımsız Bulgaristan haline gelince, Girit Yunanistan'a katıldığını ilan edince, o zaman Osmanlıcılık projesinin, ki bu Ömer Seyfettin hikayelerine yansır, şu ideolojik kahramanlık diye yazdığımız ideolojik hikayelerinin çoğu şeydir. Bu tür Epruz Bey hikayelerinin ve Ashab-ı Kehf'imiz hikayelerinin çoğu bunların eleştirisidir. O zaman Osmanlıcılık diye bir proje kalır mı? Yani bu gider. O zaman İslamcılık ön plana çıkıyor. Çünkü neden? Elimizde neler kalmış? Arnavutlar var, Araplar var, Türkler var. Bunları bir arada tutan en önemli bağ İslam. İslamcılık tabii ki prim yapar, ön plana çıkar. Peki Arnavut isyanı başlayınca, ki Mehmet Akif'in onu zor duruma düşüren, İslamcıları zor duruma düşüren en önemli olaydır. Arnavut isyanının olması, arkasından Balkan Savaşı sırasında Arnavutların bağımsız Arnavutluk düşüncesiyle Osmanlı'nın yanında yer almayıp, bir kısmının, hepsinin değil tabii, yer almayıp tam tersine bağımsız Arnavutluk adına hareket etmesi, yani Esat Toptani'nin falan yaptığı şeyler gibi. Bu sefer İslamcılık ve sonradan tabii Birinci Dünya Savaşı sırasında Şerif isyanı, yani Arapların tamamı değil isyan eden şerifler ve onlara bağlı olan kabileler, o şerif isyanı ortaya çıkınca İslamcılık darbe alır. O zaman geriye ne kalır? Geriye o zaman tabii ki Türkçülük kalır. Tabii ki milliyetçilik kalır. Yani özetlersek, hani buradaki bu işleri yapan ve bu tür dönüşümler, değişimleri yapan insanlar da kendileri sadece edebiyat olsun diye ya da bir fikri, bir akıl yürütme olsun diye de yapmıyorlar. Yani bir devleti kurtarma esasıyla, devleti kurtarmak için çözüm arama veya batıcılık için konuşalım aynı şeyi. Batıcılar var, hakikaten bunlar da şeyler, yani örnek devletleri bunların İngiltere, hatta bir kısmı işte eski Yunanı, Nev Yunaniler, o Yahya Kadri'de var, Yahya Kemal'de var. Bunların ancak bu modelle batılılaşarak devletin kurtarılabileceğini söylüyorlar. Yunanlılar İzmir'e asker çıkardıktan sonra sizin bu tezi, artık bunların bu tezi savunabilme ihtimalleri kalabilir mi? Yani dolayısıyla siyasi olaylar da bunları etkiliyor, değiştiriyor ve bu sayede dış faktörlerle o dönem, o nesilde, yani hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz, konuşuyoruz gibi oluyor ama yani o neslin yaşadıklarını, dramını görmek adına da, yani bu, dolayısıyla Ömer Seyfettin üzerinden o nesli de anlamak adına bunların önemli olduğunu düşünerek, aklınıza sığınarak tekrarlamış oluyorum. Böyle bakınca o zaman Ömer Seyfettin'le aslında hikayelerin karakterlerinin ya da hikaye yazımındaki kişilerin genel olarak bütün hikayelerini topyekun kabul edersek, yani hikayelerini bütünün parçası gibi kabul edersek, bu tarzda kabaca üçe ayrılan, ki bunun bir sürü alt dönemi bile bulunabilir bakın, bunların olmasını normal kabul etmek lazım. Gruplayarak baktığımızda da şimdi şu çocukluk hikayelerinden ilk namazı geçen hafta da okumuştuk. Oradaki karaktere baktığımızda sonuçta bir çocuk, ama Ömer Seyfettin'in çocukları genelde mutsuzdur. Mesela ilk namazdaki çocuk, annesi onu namaza kaldırıyor, onu hatırlıyor. Çok güzel bir hatıra, ama arkasından bu da tabii geriye dönük hatırlıyor gibi oluyor. İşte diyor, o neredeki o çocukluktaki o saflık, dürüstlük, o güzel şey, neredeki şimdiki ben? Yani bütün bu duyguları kaybetmiş, bunlardan uzaklaşmış birisi. Bakın burada bir değişim var, yani hatta olumsuza giden bir değişim var. Yani çocukluğu şeyle gören, hasretle yad eden ama mevcut durumu da doğru bulmayan bir bakış açısı var. Mesela Kaşağı'ya bakınca işte küçük kardeşine yaptığı işi, küçük kardeşi onun üstüne atan, yani suçu ona atan ama arkasından pişman olan
pişmanlığını işte Pervin, Ömer Seyfettin'in hizmet ismi genelde Pervin'dir. Pervin'e söyleyen ama kardeşinin gece ölmesiyle bunu yerine getiremeyen, yani içinde kalan, ya bak gene bir mutsuzluk, gene bir burada bir ki romantik yazarların özelliğidir. Biraz karakterler mutsuzdur. Yani kötü son romantizmin temel özelliklerinden biridir. Bu Kaşağı'da da var. Mesela ilk cinayette hakikaten onda da o aynı şekilde ilk namaza benzer bir şey var. İlk hatıralarım diye, ilk hatırladığım şey diye bir gemide bir kuş, yaralı bir kuş, uçamayan bir kuşu annesinden istiyor. O da kuşu alıyor, o sıra sıkıyor sıkıyor ama kuş el, pat diye elinden düşüyor, kuş ölmüş. İlk cinayet dedi, o kuşu öldürmek. Yani o zaman da diyor ki yani bu diyor sürekli ne zaman kuş görsem hüzünlenirim ki Ömer Seyfettin'in bu tür hikayelerinde bir kurgudur bu. Yani önce güzelce olayı anlatır, sonra bir son şey paragraf, hani bir nevi kıssadan hisse paragrafı gibi bugüne bağlar, güncelleştirir. Bunu hatırlarım ve o yaptığım şey annemin ah insafsız deyişi kulaklarımda çınlar diye böyle bitirdiği bir, gene bakın orada da bir bu tarzda bir olumsuz, yani akıbetin, sonun olumsuz olduğu, pişmanlığın olduğu, pişmanlıkla hatırlandığı bir şey var. Ant hikayesi hatırlarsınız, orada şey var, yani o mıstık ant içen, yani kan kardeşi olan bir kan kardeşi var ama o kan kardeşi köpeği bir kuduz köpeğin önüne kendini atıyor, bunu koruyor ve bu sayede de kuduz oluyor, kurtarılamıyor ve ölüyor. Ve diyor ki ne zaman o kesilen parmağına baksam işte o kan kardeşimin o köpeğe hücum edişini, bir kahramanlığını, bunu hatırlarım ve şey yapar, bu manada yüreğim sızlar. Yani gene aynı kurgu, bakın o son kıssadan hisse paragrafını o şeyle de birleştiriyor. Burada da mıstıkın ölümü, yani akıbeti gene şey var, bir olumsuzluk, mutsuzluk var. Yani romantik yazarlarda bu var. Aytmatov'da da var. Yani Aytmatov'un çocuk kahramanları da genelde mutsuzdur. Yani çoğunlukla ya babasını kaybetmiştir, annesini kaybetmiştir. İşte savaşta bunlar küçük yaşta çalışmaya başlamışlardır. Ya da işte Kence mesela şeydeki Kence, genç demek aslında. Kırgızlar genci Kence diye söyleyip isim olarak da koyuyor. Bizde civan koyar gibi bir şey. Babası tarafından kurdu öldürmek isterken çocuğa isabet ediyor. Çocuk ölüyor yani. Ya da beyaz gemideki çocuk sonuçta intihar ediyor. Yani orada da onda da çocuk kahramanlar genelde mutsuzdur. Yani romantik yazarlarda bu genel olarak var. Falaka hikayesi seçtiğimiz bu şeylerden birisi buydu. Hani örnekliklerden birisi olsun diye. Şimdi Falaka hikayesinde de orada da aslında direkt burada değişim hikayenin neresinde diyebilirsiniz ama değişim biraz olayda değil de duyguda. Yani duyguyu da, duygudaki değişimi Ömer Seyfettin şöyle vermiş bu Falaka hikayesinde. Çok komik bir olay var değil mi? Yani çok da güzel kurgulanmış, bakın değil mi? İşte Hoca Efendi'nin eşeğini bir şekilde Falaka'ya yatırtıp dövdürtmeyi, yani bunu başarıyorlar. Çok güzel kurgulanan bir baktığımızda hakikaten işte bu biraz Hababam sınıfı esprilerinin şeyine benzeyen, yani Osmanlı versiyonuna benzeyen güzel bir kurgu gibi duruyor. Ama arkasındaki son paragraf, o duygusal değişim içimizi acıtıyor. Diyor ki ne zaman birini hapşırırken görsem o mektepten kovulan, ihtimal aç kalan o zavallı ihtiyarın, öğretmenin, yani hocanın hayali gözümün önüne dikilir ve o küçükken yaptığım o müzikliği hatırlarım. Yani bakın direkt duygu, yani şakadan, mizahtan şeye döndü, ızdıraba, acıya döndü. Yani ve ama hayattaki komik gibi gözüken ya da esprili bir gözüken her olayın altında böyle bir dram yok mudur diye de bir hisseyle bitirir. Duygu değişimi var burada da, yani bu Falaka hikayesinde de onu da bunun sembolü olsun diye koymuşuz. Sonra baktığımızda mesela şu Cabi Efendi hikayelerini ilk şeyde konuşmuştuk. Cabi Efendi'nin aslında bir karakter yaratmak, Ömer Seyfettin'in burada niyetinin karakter yaratmak olmadığını, Cabi Efendi üzerinden duygularını, düşüncelerini, anlık duygularını verdiğini, yani dolayısıyla Cabi Efendi'yi bunun için mesela yeri geldiğinde işte bir her şeyden şüphe eden, o dönemin arifi ancak bu kadar olur diye
hani yorumlamıştık kabaca. Ancak böyle bir pozitivist bir Arif tabiri caizse, yani akılcı bir Arif, yani bu şekilde, yani her şeyi test eden böyle bir tip. Ama daha sonrasında bu tımarhaneye düşen, ama daha sonrasında tekrar geri çıkan, hayattan ürken. Ya niye? Çünkü o sırada Ömer Seyfettin'in Cabi Efendi'ye verilmiş bir sözü yok. Onun hayata verilmiş bir sözü var. O ara o öyle düşünüyor. Bunun için de Cabi Efendi'yi, yani kullanmakta ya da acaba neydi de Cabi Efendi'yi işte o savaşın ızdıraplarını, acılarını göstermek için kullanıyor acaba neydi hikayesinde. Yani o dolayısıyla borcu Cabi Efendi'ye değil, borcu bu tür yaşanan hayata. Böyle söyleyebiliriz burada. Ondaki o değişimlerin sebebini de, Cabi Efendi'deki değişimleri de hayatla ilişkisine bağlayabiliriz. Kahramanlık hikayelerine baktığımızda, Mehdi'yi geçen hafta konuşmuştuk. Mesela Ferman'da şey var. Şimdi orada Tosun Bey çok kudretli bir, güçlü bir karakter. Yani hakikaten bir tip olarak, ama tabii Ömer Seyfettin'in derdi gene burada tip üretmek değil. Devlete sadakat. Yani devletin temsilcisi olan da kim? Peki o dönemde, yani Osmanlı dönemi tabii, o sırada hatta bu Ferman'da bunu yapan vezir de Sokullu. Sefer, Zigetvar Seferi. Yani Kanuni, hasta padişah. Yani ne olacak tabii orada? Onun temsilcisi de padişah, padişaha ve padişahın görevlendirdiği sadrazama. Buna itaat, yani devlete itaat. Yani bunu vermeye çalışıyor. Tosun Bey böyle bir mantıkla yetişmiş olmasına rağmen o fermanı okuyunca haksız yere idam edileceğini bir anda şey yapıyor. Diyor ki işte ben kellemi kolay kolay vermem, Anadolu'ya gideyim. İşte vuruşarak şey yapayım, İran'a, Turan'a kadar gideyim. Ama sonra aklına geliyor, yani kendi lalasının, yetiştiren hocasının öğütleri aklına geliyor ve diyor ki yani kelleni istese bile ver. Yani burada da bakın, ve sonuçta akıbeti, yani Tosun Bey'in akıbeti gene içimizi acıtan tarzda oluyor ve burada da şey var tabii, işte o bu değişim, yani Tosun Bey'in bu değişimi sınırlı kalıyor ama son, yani akıbet onun bir nevi şehit olması tarzında, yani bu şekilde cereyan ediyor. Kütüp'te, Bire'de genel olarak değişim yönünden çok ciddi şeyler yok. Yani mesela burada bu hikayeler Topuz'da, üçünde hatta diyebiliriz. Kütük, Bire, Topuz'da ne yapacağını bilen, kurnazlıkla savaşı kazanabilen, düşmanı yanıltan ve zekasıyla, yani bu şeyin, pek çok askerin, kılıcın elde edemeyeceği başarıyı elde eden. Yani şimdi bizde mesela kahraman tipi deyince Amerikan filmlerinin kahraman tipi nasıldır? Sylvester Stallone gibidir, tamam. Yani değil mi? Paslı, iri yarı, işte bilmem şey falan, böyle bir tiptir. Ama mesela Vire'de Barhan Bey'i tasvir eder Ömer Seyfettin. İşte der, kısaydı, başı biraz büyüktü, hafifçe eğikti. İşte hatta bir üvey kardeşi var. Üvey kardeşinin diyor zırhları delen pençesi, gücü onda yoktu. Ama onda diyor başka ne vardı? Beyni vardı, yani zekası vardı. Hani burada da bakın, yani kuvvetle aklı karşılaştırıp aklı üstün bulma, yani şeyden üstün tutma, zekayı kuvvetten, o aslında bir Sylvester Stallone, Rambo tipine, Rambo'ydu galiba da, o tipe karşı bir şeydir, yani ona karşı Barhan Bey motifidir, yani o Batı'nın, o bir adam bunu yapacaksa böyle olmalı, süper, mükemmel gözükmeli tarzındaki bakışına karşı bir şeydir, yani bir, bu yani tabii kurgu, yani zaman şeyini atlıyor değilim, yani o bütüncül bakınca böyle bir durum ortaya çıkar. Bu şekilde anlatır. Yani mesela diğer değişim noktasında baktığımızda gene diğer hikayelerine, Nadan hikayesi ilginçtir. Yani ya çok ayrıntıya giriyor oluyor muyum yani, ama Nadan hikayesi ilginçtir. Bir köse vezire padişah vezirlik kabul ettirmek ister ama bir türlü kabul etmez. Yani vezir olmayı istemez. Sonra bu nasıl kabul ettireyim, yani köse vezir çok sanki Köprülü gibi düşünün. Yani hakikaten o dönemin şeyine de çok uyuyor. Köprülü motifine, karakterine de çok uyuyor. Yani o 1656 yılının problemlerine uyuyor. Kabul ettirmek ister. Onun üzerine asla kabul etmez. Yani risk şeye, kul hakkına girmemek, siyaset
işine girmemek adına köse vezir, ehliyetli olmasına rağmen görev kabul etmek istemez. Padişah bunun için aklına bir hile gelir. Bunu nadan, yani ahmak birisiyle şeye koyar. Aynı hücreye koyar ve bunun üzerine onun işte olayın ayrıntıları var. Ahmaklığına, söylediklerine dayanamaz köse vezir ve şey yapar, görev kabul eder ve hakikaten devleti düzlüğe çıkarır. Yani en son burada da asla görev kabul etmeyecek bir tipin, yani devlette görev almayı düşünmeyen bir tipin tam tersi kudretli bir devlet adamına dönüşmesi, değişmesi şeklinde bir değişim var. Şimdi bu seçtiğimiz bu şeylerden mesela benzer bir motif biraz Büyücü'de de var. Yani oradan Büyücü'de Ömer Seyfettin'in Osmanlı döneminde olmayan herhalde tek hikayesidir belki de. Yani Selahaddin Eyyubi kahramanlardan biridir. Yani o dönemde geçer. İşte Büyücü diye tabir edilen halkın sürekli şikayet ettiği birisi var. Ama bu bir türlü o şekilde anlayamaz. Halk bunun ne yaptığını bir türlü öğrenemez. En son Akka'da biraz tarihi gerçekliğe kurgulamıştır Ömer Seyfettin. Gerçekte böyle bir şey yok. Akka'daki şeyi yakar düşman surlarını ve bu sayede Akka'nın ele geçirilmesini sağlar. Bunu da kim yaptı diye Selahaddin Eyyubi araştırınca Büyücü'nün, yani o Şamlı Büyücü Doğan'ın bu işi başardığı kimya formülleriyle ortaya çıkar ve bunun üzerine şey der ki Selahaddin Eyyubi, sana vezirlik ne istersen vereyim der. O da ben de ne yaptıysam hasbeten lillah, yani Allah rızası için yaptım, karşılığını da ondan beklerim ama beni bunların elinden kurtar, yani halktan şikayet eder ve sadece bunu ister Selahaddin Eyyubi'den. Burada gene böyle bir devlet, o köse vezire benzer bir durum var, yani bir tip var. Teselli hikayesini özellikle bu şeyin temsilcisi gibi ortaya koymak istedim. Teselli'de de İskender Paşa var. Yine Kanuni dönemi. İskender Paşa o sırada Erzurum Kalesi'nde, Erzurum Beylerbeyi. Ama Mirza, İsmail Mirza'ya mağlup oluyor ve asker kaybediyor. Yani asker kaybetmek Osmanlı devlet sisteminde savaş kaybetmek değil, asker kaybettirmek. Yani bu biraz bunu şöyle diye yorumlar, kabaca biraz açarsak eğer, savaşı kaybetti diye değil de niye direndin, niye gereksiz yere asker kırdırdın, yani geri çekilseydin, yani o askeri toplar tekrar yeni bir güçle şey yapardın, yeniden saldırıya geçerdin. Niye gereksiz yere askeri kırdırdın diye kellesi gider. Yani mesela Merzifonlu'nunki de öyledir. Merzifonlu bunun en sembol örneklerinden biridir. Asker kırdırdığı için Merzifonlu, yoksa savaş kaybetti, o Kohlenberg'i kaybetti diye değildir bakın. Burada da benzer bir şey var. Yani İskender Paşa da şey bekliyor. Yani ben askeri kırdırdım, o zaman padişahım bana cellatları gönderir ve boynumu vurdurur. Onun için ben artık Allah'la beraberim diye elini eteğini çekiyor ve namazdayken, ya müthiş güzel bir hikayedir. Ben o hikayeyi her okuduğumda, yani oradaki o duygu değişimlerini, yani İskender Paşa'nın o duygu değişimlerini, önce namazdaki duygularını, işte hayallerini, beklentilerini, bunları çok böyle, yani hikaye tekniği ve anlatım açısından çok, yani olağanüstü buluyorum. Yani ve sonra en son selam verirken bekliyor ama gene olmuyor ve selam verip döndüğünde ise padişahın ihsanlarını getiren Üsküplü Sırmalı çavuşları görüyor ve yeniden yepyeni bir, yani yepyeni bir hayata doğuyor. Şimdi burada bu yönü vurgulayan önemli güzel bir hikaye diye düşünüyorum. Şeye baktığımızda bu özellikle bu Efruz Bey hikayelerini ve Ashab-ı Kehf'imiz hikayelerini biraz sıra dışı veya daha doğrusu değerlendirme dışı alma taraflısıyım. Çünkü burada atıflar var, tarihi kişiler var, tarihi kişilere göndermeler var birebir, ama bunlar aşağı yukarıda kimler olduğu tamamen belli. Bunlar var. İşte dönemin eleştirisi var, dönemin eğitim eleştirisi var. Bu yönden, yani onların eğer değerlendirilecekse biraz daha ayrı, geniş bir zamanda, ki artık olaylar tarihe mal olduğu için de ben bilinenin tersine bu tür hikayelerinin, Ömer Seyfettin'in yani en az okunsa da olur denilecek türden hikayeler olduğunu
Hatta düşünüyorum şu Hürriyet'e layık bir kahraman, Efruz Bey, Asilzadeler, hatta burada yazmamışız Tatlı Su Frenkleri, bu tür hikayelerinin bilgi bucağında. Bunların hepsi bu tür hikayeler. Onları bu yönüyle biraz şey sayabiliriz. Yani değerlendirme dışı gibi sayabiliriz. Burada şeye işte bu kadın ve evlilik hikayelerine baktığımızda burada buranın temsilcisi diye bizde geçen hikayede gurultu hikayesi. Bunun da öncelikle hakikaten o bir mizahın bir taraftan, bir taraftan hayal kırıklığının, bir taraftan o anlatım gücünün, bir taraftan dönemin psikolojisinin, aslında pek çok şeyin, yani şu 5 sayfalık bir hikaye kurgusu içerisinde müthiş verildiğini düşünüyorum. Şimdi burada kişilerin yükselmesi için Ömer Seyfettin'in başka hikayelerinden de aktarma yaparak söyleyebilirim. O özetlediği bir şey var. Yani iki türlü, Türkiye'de zengin olmanın iki türlü yolu var diyor. Ya diyor miras ya da evlilik. Yani bizde diyor babadan bir şey yoktu. O zaman ancak evlilik yoluyla olabilirdi. Ama bu da elime kadar geldi. Ama işte oradaki bir asabi bir hal, işte bir basit bir soğuk algınlığının sonucu olan bir durum bana o hayatı, o büyük değişimi, yepyeni bir işte ciddi bir maddi gücü ve kariyerli bir hayatı kaybettirdi. Bu Veli Nimet'te de vardı. Geçen hafta okuduğumuz şeyde de bakın yani orada da fakirken yani bir fakirin hani bir anda fakir bir uşağın hatta yani bir logaritmacı Hasan diye bilinen karakterin uşağının çalışıp çabalayarak çalışmanın ne demek olduğunu anladıktan sonra yani bir kez anladıktan sonra bu şekilde zengin olması yani emeğini koyarak çalışıp çabalayarak zengin olması kurgusu vardı. Muhteri hikayesinde bu daha da ileri götürülmüş durumda. Yani bu 5 hikayemizden biri olan bizim bugün hikayelerden biri olan daha ileri götürülmüş durumda. Nasıl? Yani burada da Kayserili ki Ömer Seyfettin hikayelerinde Kayseriler çok böyle el üstünde tutulmaz yani. Mesela hangi Kayserili Molla Hoca hangi hikayesiydi bir hatırlamaya çalışayım. Külah hikayesinde Rumelli üçkağıtçı bir tiple Kayserili üçkağıtçı bir Molla karşılaşır mesela. Kayserili olumsuzdur yani Molla ama Molla şeye Rumelli'ye külahı giydirir. Yani daha şey çıkar, daha uyanık çıkar. Ondan sonra mesela burada Kayserili, işte Kayserili hemşeri, Ermeni, Rum bunlarla falan giden bir Kayserili tipi işte gayınla, K'leri G gibi söyleyen, yani Kayseri gibi telaffuz eden böyle bir tip. İşte bir kopça, bir fermecuk dediği şey, bir kopça, halı kopçası bulur ve Amerika'da bir tek basit bir şeyle, bu buluşuyla zengin olur. Yani bir anda zengin olur. Bu o dönemin de işte bu eskiden bu Dale Carnegie falan diye bilinen tipler vardı. Hayatta işte zengin olmanın yolları, işte Amerikan zenginleri bir anda nasıl oluştu, bir dolardan bir milyon dolar falan gibi bunlara yönelik bir gönderme. Yani bunların bu tür ki oradaki kendi diye tarif ettiği tipin de zaten en sonunda bunları yapamayan kafamı alıp yerden yere vurmak isterim tarzında bir bu tarzda kendine yönelik bir şeyi de var. Değişimin yönü diye de burada bu tarzda bir şey değişim bu yönden kurgulanmış. Yani halk hikayeleri ne baktığımızda halk hikayelerinin Ömer Seyfettin'de bunları ben tabii mesela Yalnız Efe'nin özellikle önemli bir değişim açısından önemli bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Yani normalde bir genç kız babası öldürülüyor. Genç kız iken bakın normalde ne beklenir? İşte hatta çevresindeki baba dostları da diyorlar ki bunu bir baş göz edip evlendirelim. Yani evin kadını olsun. Bir bu tarzda diyorlar ama Yalnız Efe ne yapıyor? O haksızlığı babasının öcünü almak ve sırf baba öcü değil bu. Yani haksızlığa karşı dik duruş. Bunu yapabilmek için o genç kız bir anda şeye dönüşüyor. Yani bir Efe'ye yani bir kahramana dönüşüyor. Yani dönüşmek değil bu değişmek. Yani bir kahramana evriliyor ve o kahraman şeyin burnundan getiriyor. O Eseoğlu'nun da başka haksızlık yapanların da üstelik son derece sofu namazını kılan işte camilere şenlendiren bu böyle bir şeye dönüşüyor. Burada bu Yalnız Efe'nin de
bu değişim dönüş açısından çok örneklik bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şeyin Eleğim Sağma hikayesi, buraya herhalde yazmamışım, şimdi aklıma geldi. Orada da bir genç kız var, yani tam böyle 12-13 yaş, yani şeyle çocukluktan ergenliğe geçiş aşamasında olan bir genç kız var. Onun gördüğü bir rüya var, yani Eleğim Sağma gökkuşağı, yani Alaim-i Sema, yani gökkuşağının altından geçiyor ama rüyasında tabii bu, farkında değil ve erkek oluyor. Yani Yalnız Efe motifiyle bakın bayağı da benziyor. Sonra işte bir orada pehlivanlık oluyor, bir takım şeyler yapıyor ama en son uyandığında babası bunu tekmeleyerek uyandırıyor ve rüyadan uyanıyor, ağlamaya Hocam, başlıyor. Hocam çok affedersiniz. Bu gökkuşağının altından geçip cinsiyet değiştirme halk hikayesinden Ömer Seyfettin mi alıntıladı? Evet. Halk yok. Ömer Seyfettin'den mi alıntıladı? Yok. Ömer Seyfettin halktan alıntılamış bunu. Halkta böyle bir inanış var. Yani bu olmayacağı için zaten, hani gökkuşağının altından geçilemeyeceği için zaten olmaz diyor da, yani bizde vardır böyle. Yani hani bir şey gösterir. Aslında bir hedef de değildir o. Yani hani olmayacak bir şeydir o. Yani ama bunu Ömer Seyfettin böyle bir rüya kurgusuyla beraber bir hikaye, yarım kalan bir değişim hikayesine ortaya çıkarmış, buna dönüştürmüş. Bu şekilde oluyor. Yani dolayısıyla baktığımızda, yani eğer bu noktada bakarsak, yani önce değişim noktasında bakarsak, Ömer Seyfettin'in kendi hayatının aslında bunun değişim kavramının aslında bir canlı misali, timsali olduğunu, hikayelerinin de pek çoğunun, mesela şimdi gözüme çarptıkça daha tabii ayrıntılar, hepsini tek tek de inceleyebiliriz. Yani bir çok değerli bir tema, çok güçlü bir tema olduğunu da hatta düşünüyorum. Yani bunun da, yani bir hikayecinin, tabii Ömer Seyfettin bir filozof değil, yani tabii felsefi fikirleri, düşünceleri var ama yani hani bunu ya ben değişim filozofuyum, hikayelerimi de bu eksen üzerine yazayım falan demiş de değil. Yani ya da işte ben işte milliyetçiyim, ülkücüyüm. Yani ülkücü bugünkü anlamda değil de o zamanın, böyle de demiş de değil bakın. Yani temel değerde temel faktörü bir, yaşadığı dönemin çocuğu, yani o dönemde zaten değişimler var. Zaten köklü değişimler, köklü fikri, coğrafi, göçler, yani bakış açısı, devleti, padişah, ya o kadar çok şey var ki, yani ya değişmeyen bir şey yok yani o dönemde. Bunların dolaylı yansıması, yani bir nevi bilinçaltı, şuuraltı yansıması diye okuduğumuz zaman, yani çok fazla şeyin, Ömer Seyfettin'in küçücük o 5-6 sayfalık hikayelerinde bile, yani yazı hayatında bu zaten var da, bunlarda bile olduğunu, yani bunu da o dönemin şartlarından, o dönemin siyasi olaylarından, fikri olaylarından kaynaklandığını düşünerek bitirmiş olayım. İsterseniz katkılarla devam edelim. Hemşehrin ses kapalı. Sesini duyamıyorum. O zamanki konuşmalar falan gerçekten münasebetler böyle mi? Biraz kurgu var tabii. Mesela çok zarifler ya. Örnekle, yani onu da görmek lazım. Zarafet çok şey yapılıyor yani. Çok hissediliyor. Evet. Tabii. Şimdi ya insan her zaman insan. Yani şimdi nasılsa o zaman da var. Şimdi kaba varsa o zaman da var. Şimdi kibar varsa o zaman da var. O zaman kibar varsa şimdi de var. Sadece bizim hangi bakış açısını ön plana çıkarmak istediğimizle alakalı. Çok özür dileyerek şimdi bir eksik bıraktığım hikaye aklıma geldi. Bunu sorunca hemen. Bu Havyar hikayesinde mesela baktığımızda, aslında ilk anda hikayede baktığımızda ne var? Ya bir fıkranın, bir basit şakanın hikaye edebiyata yansıması. Ya bu ne edepsiz şey gibi. İlk değil mi? Yani ilk hani bakınca böyle bir şey gibi gözüküyor. Ya aslında o hikaye inanılmaz bir savaş eleştirisi. Yani baştaki kurgulamasıyla da sondaki bitirişiyle de, yani ah bu muharebe diye başlayan bölümden önceki bir adama bakın, bir de sonrakindeki o şeye bakın, sonrakindeki niye, çünkü muharebe her şeyi değiştirdi, her şeyi, yani dürüstleri ahlaksız yaptı, kahramanları
şehit etti. Yani şehit olmak kötü bir şey değil de yani onların çoluk çocuğu hepsi ortada kaldı anlamında. Yani bu diğer hikayeleri de düşünün mesela. Çok fazla şey var. Yani o muharebenin, savaşın aslında savaşa acılarına karşı çıkış. Onları muharebenin yaptığı zararları ortaya koyma düşüncesi var. Orada yoksa bu şey değil. Yani insanları güldürmek, eğlendirmek ya da işte böyle bir müstehcen imalı bir bu tarzda bir hikaye, esprili hikaye kurgulama düşüncesi değil aslında. Oradaki değişim de aslında buna örnek. Evet, yani orada mesela önceden çok kibar şey damat değil mi? Çok böyle yüz gene pancar gibi kızarıyor, bir şey söyleyemiyor, namazlarını kılıyor. Ama muharebeden sonra bir anda o kazanma hırsı olup da artık o ardamarı çatlayınca da bu sefer şaklaban her şeye yani bir anda bambaşka bir insana dönüşüyor, değişiyor. Böyle bir kurgu ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla bunları şey diye. Buruk'taki adam da öyle çok mesela şey yani kadın erkek münasebetleri açısından bakınca yani onun onda biri doğruysa biz yani bayağı geri gitmişiz gibi düşündüm ben Evet. onu ilk okuduğum zaman açıkçası. Evet. Evet. Ya belki ifade tarzlarımız, tabii şimdi her devrin kendine has bir normali var. Şimdi bunu direkt o dönemin yani şimdi peki değişimden sürekli konuştuk da yani değişmeyen şeyler yok mudur? Tabii ki elbette vardır. Yani değişmeyen sabit kalan şeyler de vardır. Yani ilk insandan son kıyamete kadar ki kıyameti akıbeti de biraz hani az önceki bahsettiğimiz o ilk giriştirim şeyindeki gibi akıbeti de eğer dini açıdan baktığımızda kıyamet gibi kabul edersek kıyamet dünyevi anlamda bir son ama şey değil tabii. Yani batılı anlamda bir eskatolojik anlamda bir son değil. Yani dünyevi anlamda hesap günü aslında yani yoksa ondan sonrası da zaten ebedi alem, ebedi hayat. Şimdi böyle bakınca yani o zaman akıbeti de gelecek diyor. Onu da kıyamet olarak ileriye önümüze koyduğumuz zaman o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani insanoğlu hani şeyden başlayıp yaratılıştan başlayıp peygamberimize kadar düzelmeler, geliş, bozulmalar, yeni peygamber bunlarla devam eden peygamberimizden sonra ise peygamberimizin hayatı ve Kur'an-ı Kerim eksenindeki yenilemelerle yani bura eksenli, bura temelli yenilemelerle devam edecek olan ve kıyamete kadar olan bu bireysel de toplumsal da yani bireysel toplumsal değişimin her ikisi de yani bunların tamamı da kıyametle beraber doğruyu, yanlışı, eğrisi, doğrusu o zamana kadar insanlara mühlet verilmiş olan ve ondan sonra da ebedi hayata dönüşen, bu değişen bir bakış açısı yapısı var. Bu yapı içerisinde bu kurgu değişmez mesela. Mesela fıtri ahlak değişmez. Yani fıtri ahlak ilk insanda da yani kaldı ki zaten İslam'ın veya da dini bakış açısı ilerlemeci değildir. Yani ilerlemeci yani mutlak kötüden mükemmel iyiye doğru gidiş diye kurgular hep batılı felsefi akımlar. Yani Marksizm de böyledir. Pozitivizm de böyledir. Auguste Comte'un pozitivizmi. Böyle değildir. İslam'ın temel bakışı ise her zamanda, her devirde iyi de, kötü de, yanlış da, şeytan da yani bunların hepsi vardır. Yani kibarlık da yani bunlar şeydir. Yani sadece neyi değişebilir? Şey tarzı, ifade tarzı, usulü değişebilir tabiri caizse. Usul değişir ama şey değişmez. Öz değişmez. Öz sabit kalır ama bunlar değişir. Şimdi böyle, o şekilde bakınca yani şöyle diye yorumlamak lazım. Yani ben hani bu manada geçmişte kibarlık vardı ya da geçmişte nezaket vardı ya da geçmişte ataya dedeye saygı vardı. Şimdi yok. Şimdiki nesil saygısız tarzındaki okumaların çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Sadece bunların usulü değişiyor. Yani değişen öz gene duruyor ama usul göstergesi yani nasıl gösterileceği değişiyor. Öyle diye düşünüyorum. Ben bir de bir şey daha şey yapayım, sorayım. Bu Mustafa Çiftçi'yi okuma fırsatınız oldu mu? Evet okudum. Ahmet Cimeyim'le.
Yani bu hikayelerle çok benzerlik var mı tarzında? Ya şöyle şimdi Tasvirlerde böyle hadiseleri Mustafa anlatışta falan Çiftçi öyle bir Bey'in hikayelerinin ben biraz daha böyle Ömer Seyfettin'in şu en sağ taraftaki halk hikayeleri grubu var. Bu arada Mustafa Çiftçi de şu Gönül Dağı dizisinin Evet. senaristi. Çok güzel Evet. bir dizi. Seyretmeyen varsa da ben Evet. hasreten Evet. tavsiye ederim. Ya kayıttayız. Onun için affınızı rica edeyim. Düşüncelerimi açık sözle belirtmek veya şey yaparak yapmak durumunda olmak daha farklı cevap verecek arkadaşımız varsa o versin. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer Türk edebiyatında bir hikaye çizgisi çizecek olursak yani Ömer Seyfettin'le başlatalım. İşte Refik Halit'le devam ettirelim. Arkasından keza Memduh Şevket'i mutlaka zikredelim. Sait Faik'i hakikaten çok önemli, değerli bir isim olarak yazalım. Arkasından Haldun Taner, yani benim gene en az Ömer Seyfettin kadar beğendiğim ve üstad. Bu tabii ben kendi şeyimi söylüyorum, değerlendirmelerim. Yoksa haşa, yani kimseye akıl vermek, şey yapmak haddimiz değil. Yani ne öyle bir ilmimiz var, ne öyle bir zaten şeyimiz var, ama benim aldığım estetik zevk çizgisini sadece söyleme niyetindeyim. Oradan Haldun Taner'i böyle oradan devam ettirelim. Onun arkasından mesela eğer MithatEnçi hikayeci gibi kabul edersek, bir büyük zirve, büyük bir yenileyici, büyük bir üstad diye onu koyalım. Sonra arkasından Mustafa Kutlu'ya geçelim. Emir Kalkan'ı bir Kayserili ama bir şehir hikayecisi, işte böyle olur. Yani bu Avşar kültürü böyle anlatılır diye bunları söyleyelim. Edebiyata, gene hikayeciliğe katkısı olan mutlaka daha pek çok değerli yazarımızı da şey yapalım. Bu kurgunun üzerine baktığımızda, yani bu kurguya yerleştirdiğimizde, ben yani mesela bu isimlerden Haldun Taner'in, keza Mithat Enç'in, keza Mustafa Kutlu'nun büyük bir yenileyici, yani büyük bir gelişmeci, yani olağanüstü bir isimler, kalemler olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde çizgiyi bu şekilde keza Abbas Sayar'ı mesela Yılkı Atı'yla, yani aklıma geliyor, bu sırf bu isimler değil tabii de, yani bu şekliyle, yani bunların çok önemli, çok değerli isimler olduğunu, yani ve de hakikaten Türk hikayeciliğinin, kaldı ki hikayeci aslında bizden belki büyük romancı çıkmaz da, çünkü roman daha kurgu şey gerektirir, yani daha ne diyelim, yani sabır, yani bu şunun gibi, yani sezonu kazanacak takımı biz çıkaramayız ama bir maç kazanacak takımı üretebiliriz biz, yani o dolayı böyle bakarak, hani hikayeli romanı bu büyüktür bu küçük diye de yorumlamıyorum, yani asla öyle bir niyetim yok, ama hikayecilik sanki Türk kültürüne, Türk bakışına, Türk çalışma ahlakına daha uygun gibi duruyor. Ve ben çok büyük hikayeciler çıkardığımızı düşünüyorum. Yani bu saydığımız isimleri ön plana alarak. Ama bunların değerini tabii biz bilmezsek başkası hiç bilmez elbette. Yani öyle cevap vererek biraz kaçamak bir şey söylemiş olayım. Hocam ben bu bahisten ayrı bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Özellikle Ömer Seyfettin'in romantik olduğunu sizin de ifade ettiğiniz eserlerinde de anladığımız kadarıyla mutabıkız. Şimdi romantik olmakla idealizm arasındaki ilişkiyi ben esasında merak ediyorum. Yani aslında romantiklik edebi bir tariften ziyade benim nezdimde olması gerekenin yaşantıyla birlikte harmanlayarak, siz az önce de ifade ettiğiniz gibi, genellikle mutsuz bir şekilde kıssadan hisse algısıyla okuyucuya bir mana verilmek maksadıyla kaleme alınıyor, yazılıyor. Tamam. Şimdi romantizmin içerisinde aynı zamanda bir idealizm olduğu kanısındayım. Yani olması gerektiğini, yani mevcut hali hazırda
tabiri caizse biraz ütopik bir tarif yapıldığı, ancak uygulamada epeyce bir zorluk yaşandığı da bir gerçeğe binaen, hatta rağmen idealizm ortaya koyulduğu kanaatindeyim. Bu yönüyle romantizmle idealizmi nasıl değerlendirebiliriz? Biraz da Ömer Seyfettin'in hikayelerinden günümüz hayatına ya da insan hayatına, gerçek hayata kıyasla bunu nasıl tarif edebiliriz? Evet. Hocam, şimdi aslında Batı'daki, tabii bunlar öncelikle Batı'da ortaya çıkan fikir akımları, edebi akımlar aynı zamanda. Aslında baktığımızda da romantizmle onun sonrasında gelişen realizm arasında ve realizmi devam ettiren, bunlar sadece edebi değil de genel anlamıyla şey yapmış olayım, yani sırf sadece bir sanat bakışıdır, aynı zamanda bir dönemin adıdır, bu şekilde söyleyerek sonrasındaki o naturalizmi de sonrasındaki sürrealizmi hepsinin bütün olarak baktığımız zaman aslında gerçeğin nasıl ifade edileceği tarzındaki farklılıklardır bunlar. Yani bir gerçek, yani ortamız gerçeğe bakış gibi bir realite. Realite nasıl gösterilir? Şimdi bunu mesela bir romantik yazar, idealisttir. Romantik yazarın temel ayrımı, diğerlerinden aslında ayrıldığı en önemli nokta idealist oluşudur zaten. Ortada bir temel fikir vardır. O temel fikri yerleştirmek için, o temel fikri yansıtabilmek için o eseri, o sanat eserini, o şeyi kullanır. Yani ortada aslında onu ama bunu yaparken de gerçekliği olduğu gibi göstermez. Yani gerçekliğin önüne yeri geldiğinde tül perdeler, yeri geldiğinde kalın perdeler ya da gerçekliği bir nevi kendine göre kurgulayarak anlatır. Yani bu Ömer Seyfettin'in de yaptığı şeydir. Aydınatov'un da yaptığı şeydir. Romantik Victor Hugo'nun da yaptığı şeydir. Ya da mesela romantik ressamların da yaptığı şeydir. Yani gerçekliği olduğu gibi değil de olması gerektiği gibi. Yani ikisi arasındaki en büyük farkı söyleyecek olursak, romantik yazar, romantik sanatçı olması gerekenle, idealle uğraşır zaten. Yani burada büyük bir fark var. Realist yazarınsa mantığı, realist yazarınsa temel bakış açısı, temel kurgusu var olanı yansıtmaktır. Yani bunu direkt doğrudan verebilmektir. Yani hocam, biz romantik olmamız icap ediyor mu ya? Ya Türk milleti romantiktir. Ne söyleyeyim? Yani bizim sevdiğimiz bütün eserler romantiktir. Yani realist eserler bizi yani dünya bunu kabul etmez, atar. Yani mesela Tarık Buğra realisttir. Şimdi Tarık Buğra'nın o realizminde o Küçük Ağa romanını yani okuyabilmek ya da diğer eserleri okuyabilmek zordur. Çünkü niye? Tarık Buğra mesela oralarda şey çıkarmaz. Gerçek neyse onu, yani onu ortaya koymaya çalışır. Dolayısıyla mesela biz bunu istemeyiz. Biz şey isteriz. Olması gerekeni, yani mesela fikrimize uymayan, düşüncemize uymayan herhangi bir şeyi, ya bu filmde ya da bu romanda bunun ne işi vardı? Ya bunu niye burada, bu canımı sıktı, şuradan itibaren bıraktım deriz mesela bunu. Yani dolayısıyla şeyi Türk milletinin hikayede, romanda, sanatta genel olarak bakış açısı romantiktir. Yani şey değildir. Yani kabaca realist değildir. Naturalist hiç değildir. Yani kaldı ki yani naturalizm biraz daha deneysel roman. Yani mesela Kunu Tamsu'nun açlığı naturalisttir. Yani resmen fizyolojik şeylere dayanan. Yani yani isterseniz çok hızlıca kabaca bir şeyler yapayım, karşılaştırmalar da. Mesela bir romantik yazar bir savaşı yazdığı zaman, varsayalım işte İstanbul'un fethini yazacak ya da onun filmini çekecek. Orada Fatih hata yapmayan, kararlı, sonuna kadar giden, sürekli şeyi yapan, işte hiçbir gelgitli olmayan, asla aşağıya düşmeyen, çocukluktan beri o hedefe kilitlenmiş, zaten mukadder olan bir işi yapmak için özel olarak seçilmiş, böyle bir mantıkla kurgulanır. Romanda da, filmde de. Realist değilse burada gerçekten durum nedir, dış çerçeve nedir, Fatih'in konumu nedir, Fatih işte ne, şu tereddütleri nelerdir, eğrisi nedir, doğrusu nedir, biraz bunları araştırır.
Ama eğer direkt naturalist şeye geçecek olursak bu artık delillendirmek gerekir. Yani bir şey söylüyorsanız ortada onun tarihi delilini ya da onun bilimsel delilini de net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Şimdi biraz bu tür baktığımızda biz Türk milletinin genel mantığının mesela kahramanlar üzerinden hayatı, filmi okumak direkt romantik bir tavırdır. Yani kahramanlar üzerinden yani İstanbul'u Fatih fethetti, Malazgirt'i Alparslan kazandı. İşte Abdülhamit Han devleti 33 yıl ayakta tuttu. O olmasaydı gümbür gümbür giderdi. Ya da paşa olmasaydı başka hiç kimse yani Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştıramazdı. Ya da işte bugüne yansıtmak istemiyorum anlıyorsunuz işte. Bu olmasaydı şöyle olurdu tarzındaki bakış açılarının tamamı romantik bakış açılarıdır. Ve Türk milleti de şeyi değil yani bunu biz evet ülkücüyüz, milliyetçiyiz ama popülist değiliz. Yani zaafımız neyse bunu da açık yüreklilikle ortaya koymamız lazım. Yani bunu da yani doğrulanmayı ister. Yani gerçeğin değil doğrulanmanın peşindedir. Yani bu yüzden de ben hakikaten yani o şekilde bakınca bizim pek çok şeyimizin yani bunun felsefe yaparken bile romantiyiz biz. Yani film çekerken de romantiyiz. Roman yazarken de, eleştiri yazarken de, gazete ya dergi çıkarırken bile romantiyiz. Şimdi örnek vereyim bakın. Cemil Meriç rahmetli der ki dergiler konuyu dağıtmıyorum ama şey için önemli. Yani dergiler hür tefekkürün kalesidir der. Dergi çıkarmak. Ya şu anda siz Türkiye'de bunu derken buradaki kastı nedir bakın. Yani şimdi hür tefekkürün kalesi olan bir dergi nasıl olur? Şimdi şu andaki dergilere baktığımızda dergiler kimin dergileri? Bir camianın, bir cemaatin, bir partinin, bir ocağın, bir derneğin bunların dergileri. Yazanların arasında dünya görüşü farklılığı, fikri farklılığı olan, bakış açısı farklılığı olan temel yani çatışmacı böyle bir şey var mı? Yok. Yani direkt dergiler aslında başı belli, sonu belli şeyler. Aslında gerçi halbuki dergi ne demektir? Yani mecmua. Mecmua kimi toplar? Yani kimi cem eder? Kimi farklı bakış açılarını ortaya getirir? Yani ben milliyetçi dergi çıkarıyorsam onun yanında hoşuma gitmese bile mesela milliyetçi tarih tezine karşı varsayalım bir İslamcı, komünist ya da Kemalist tarih tezi savunan bir adamı da koyarsam ya da işte İslamcı dergi çıkarıyorsam tam tersine buraya sosyolojik işte farklı bakabilen insanları da koyarsam o dergi hür tefekkürün kalesi olur. Şimdi Türkiye'de böyle bir derginin çıkma, yaşama veya devam ettirme ihtimali var mı? Allah aşkına var mı? Yok. İşte o zaman bu romantik dergicilikte böyle olur. Her alanda böyleyiz. Yani biz romantiyiz. Yani romantiği şey anlamında hani duygusal anlamda değil yani. Bir doğrulanma istiyoruz. Bir şey var. Bir bakış açısı var. O bakış açısına uygun çekilmeli. Yani örnek söyleyeyim. Ya şeyin Muhteşem Yüzyıl mıydı? O bir Kanuni'yi anlatan film vardı ya mesela. Mesela Muhteşem Yüzyıl ya bir Kanuni profili var. Ya bunun mesela evet yani çarpıtılmış olabilir ya ayrı yani ama asla bir şey yani Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar diye bilinen bir insan o şeyi onaylamaz. Niye? Çünkü ona göre yani şeyden arındırılmış öyle olsa bile öyle anlatılmamalıdır. Yani olması gerekeni, anlatılması gerekeni ister. Yani asla izin vermez. Yani böyle bir şeye izin vermez. Yani dolayısıyla hatta böyle bir şey harika bir film çekseniz ama bir yerde sadece o zaman da örneklik teşkil etmez işte. O zaman da eğer oradaki durum varsa eğer yani bunu şey anlamda demiyorum. Kanuni öyleydi anlamında yani demiyorum. Yani şunu demek istiyorum. Yani eğer varsa hakikaten oradaki gelgitler, ya işte ileri geri bir takım hadiseler, düşkünlükler ya da doğru kararlar ya da yanlıştan doğruya, doğrudan yanlışa dönüşler. Bunlar romana, filme, hayata, siyasete, eğitime hiçbir yere yansıtılmazsa o zaman bizim için nasıl bir örneklik teşkil edebilir ki bu yani? Evet. Romantik olduğum için
Sevineyim mi hocam şimdi? Evet, hocam romantizm, bakın bizler idealistiz. Yani ideal romantiyiz. Biz ülkücüyüz, biz milliyetçiyiz. Derdimiz burada kısır milliyetçilik yapmak ya da işte bilmem şey demek değil. Yani bu ben Türkiye'de hatta şöyle de aynı o 100 yıl öncesindeki gibi şu anda Türkiye'de bazı problemlerin çözümü için ülkücülüğün, milliyetçiliğin, İslam'ın, İslamcılığın, dinin, yani bu manada hani bunu birbirle çatıştırarak farklı şeyler gibi anlatmak istemiyorum elbette. Bunların bazı problemleri çözebileceğini düşünüyoruz. Yani elbette ki öyle olmasak şey, ama her şeyi bununla çözer dersek işte o zaman batılı şey hatasına düşeriz. Batılının yaptığı, batılı felsefenin yaptığı o bir kavram seç, bunu genelle. İşte eyvallah, değişim, eyvallah. Genelle değişim, her şey değişir. Ne değişir? Varlık değişir, tamam. Tarih değişir, tamam. Peki mutlak varlık değişir mi? Değişmez. O zaman der ki felsefe, sen eklektiksin. Bunun da değişeceğini iddia etmen lazımdır. Öyle der. Şimdi eyvallah. Buna bakarak yani burada yani şöyle diye söylemiş olalım. Yani romantik olmak kötü bir şey değil. Yani romantik olmak yanlış da değil. Hatta idealist olmak yanlış olabilir mi? Yani ama bunları hangi dönemde, hangi zamanda, hangi durumda, kim için, bir toplumda herkesin ülkücü, herkesin kemalist, herkesin İslamcı, herkesin pozitivist olması gerekmez. Yani hakikaten yani hele zaten olması mümkün de değil. Bu şeye de aykırı. Sünnetullah'a da aykırı bir şey bu zaten. Yani tek tip bir insan modeli, tek tip bir toplum modeli olabilir mi? Yani bu zaten olması da mümkün değil zaten. Ama burada bunları yaparken işte o değişmeyen özü koruyarak, o değişmeyecek olan özü koruyarak bu çok yönlü, çok zevkli, çok kültürlü bu temel yapıyı yani bunun içerisinde ben romantizminde, realizminde ya da diğer başka fikri, felsefi bütün bunların hepsinin de ayrı bir lezzet. Bu benim için olmasa da bir başkası için olabilir. Yani ayrı bir lezzet olduğunu, ayrı bir fırsat olduğunu, yani arayışta olan insan için uğranılabilecek bir durak olabileceğini düşünüyorum ve burada da bunun aslında daha hayra vesile olduğunu, hatta bunu yaparken de o iletişim kanallarını, bağlantı kanallarını koparmamak gerektiğini, işte o Cemil Meriç'in Dergiler Hür Tefekkür'ün Kalesi bakış açısının biraz böyle hayatımıza, düşünce tarzımıza hakim olması, bu tavizkar olmak falan asla değil bakın. Yani öyle bir şey değil. Ben bu tarzdaki bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini, yoksa böyle yapmadığımız takdirde de sadece kendi dar çevremizde birbirimize konuşarak, birbirimizi taltif ederek ya da işte bu tarzda bu şeyinde bir geneli, bütünü kurtuluşu adına da bir fırsat teşkil etme noktasında anlamının olmayacağını düşünüyorum. Ömer Seyfettin'i de dolayısıyla o ilk dönemdeki bakın pozitivist Ömer Seyfettin'in de orta dönemdeki o bizim bildiğimiz klasik hikayelerini yazan, bunları yazan Ömer Seyfettin'in de sonradan tekrar geriye dönüp işte o pişmanlıkları, yanlışları acımasızca eleştiren Ömer Seyfettin'in de o dönemin hayatının da sonraki neslin bunların her birinin de bu bakış açısıyla yani değerlendirilmesinin yani o zaman örneklik teşkil edeceğini, asıl verimin o zaman olacağını düşünüyorum. Eyvallah hocam. Sağ olun. Evet galiba evet. Katkıda bulunmak isteyenler kapatalım yani.